televizyonda mı diyorlar ha? Hepsini. Enes Batur kim abi? Enes Batur kim? Bir de çaya şeker atmayı bırakıyorsun. Söz. Günaydınlar. Bir araba vloguyla daha sizlerleyiz. Ben bunu bırakacağım birazdan elimden. Zira elinde cep telefonu gördüğüm zaman bile insanlara kızıyorum araba kullandıkları zaman. Neyse özet tıraş olmaya gidiyorum efendim. Bu vlogda biliyorsunuz 1 spor yapıyoruz, 2 kahve içiyoruz, 3 yemek yiyoruz, 4 tıraş oluyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok daha iyi oldu tabii. Işık hızında spora geldik. Gençler hatırlayacaksınız, steroidçi bodyler bunlar. Spora geldiğimize göre epik spor montajını başlatabiliriz. Spor montajını beğendiniz mi? Yeterince epik olmuş mu? Sporla ilgili çok soran oluyor. Abi temel hareketlerin doğrusu nasıl yapılır, yanlışlar nelerdir, doğru idman nasıl olmalı anlatır mısın diye. Bu temel basit bir şey değil. Bunu yapmanıza gerek yok. Yapmayı hatta benim bile yapmama gerek yok ama işte meraktan deniyorum. Sporumuzu yaptıysak günümüze devam edebiliriz. Sporumuzu yaptık, yemeğimizi yedik ama fiziksel aktivite spor yapmakla bitmez. Non-exercise physical activity diye bir konsept var. Yani egzersiz dışı fiziksel aktivite. Nedir bu? Yürümek, merdiven çıkmak, oturmak, kalkmak. Gün içinde bütün gün totomuzu serip sadece arabayla bir yerden bir yere gitmeyeceğiz değil mi? Hareket edeceğiz. Bunun en güzel örneklerinden biri de böyle bir yere gelip top oynamak, frisbee oynamak, bir şeyler yapmak. Şimdi benim nesil Mikasa'yı iyi bilir. Ki benim neslin çoğunlukla Mikasa alacak parası da olmazdı esasen. Ve bu toplarla yapılan, en çok yapılmaya çalışılan da bir numara vardır. Nedir? Giderken, topu sürerken iki ayağın arasına sıkıştırıp arkadan öne alıp sürmeye devam etmek. Kendime 5 dakika vereceğim. 5 dakika içerisinde yaptım, yapamadım. Aa, işte çok yaklaştım. Dördüncü denemede başardım. 35 saniye sürdü. Hava çok güzel. Ama yoruldum. Haber geliyor. İşte mesela bazılarında 3 sene sürüyor, bazılarında 5 sene sürüyor. Bir arkadaşım sadece yarım sene sürdü. Çoğu zaman geçiyorsun. Ondan sonra memurluk. Şimdi beamte denmiyor ona. Ben feberamtet doğan deniyor. Öbür türlü hiçbir iş feberamtet. Yani memur değilim. Yalnız o memuriyet hani bir yere kadar. Berlin'e gitmiştim ama kışın ortasında gittiğim için çok soğuk. Çok güzel gezemedim. Çok oldu, hiç hatırlayamıyorum. Almanya'dan Türkiye'ye geldiğine pişman değilim. İstersen her 2-3 ayda bir Almanya'ya gidebilirim. Peki, çok istersen. Almanya'da yaşamayı tercih edilir misin? Türkiye'de yaşamanın neyi daha iyi? Söyleyeceğin şey kanseri güldürebilir. Burada evet çok lükse çok insanlar değer veriyor ama lüks aslında insanlar hepsi para iyi kazanıyor ama her şeyini kendisi yaparlar ya. Dır 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 dır. Başka bir şey yok. Köpek bolluğu var şu an. Birazcık drone uçurduk, top oynadık, enerjimizi attık. Niye geri yürüyorum? Bu yüzden geri yürüyorum. Tebdili mekanda ferahlık vardır diyerek yer değiştiriyoruz. Bugün size bir kıyak yapmıştım. Egzersiz harici fiziksel aktiviteden bahsederek. İçim düzgün mü ya? Bir ikinci kıyağım da şu. Siz de benim gibiyseniz veya muhtemelen çoğu insan gibiyseniz yeterince sebze, yeşillik vesaire yemiyorsunuz demektir.
beslenmenize, şimdi tükettiğinizden daha fazla sebze, yeşillik vesaire eklemenin çok pratik bir yolu. Bunların hepsini blender'a atıp smoothie haline getirmek ve bunu içmek. Tek başına içebilirsiniz, içine protein tozu koyabilirsiniz, lezzetleri uyuyorsa. Veya bunu yaparsınız, yanına da işte yemeğinizin geri kalanını yersiniz, benim yapacağım gibi. Şöyle bir maydanoz roka var. Bir ipucu böyle yeşillik, kabarık, pek bir ağırlığı olmayan yaprak şeylere ilk koyuyoruz. Bir tane kivi, iki tane çilek. Sebze ve yeşillik diye başlayıp iki tane meyve eklemem. Biraz tat versin, ne yapayım. Pancar, mucize. Salatalık bir tane. Bir tane de kırmızı avuç. Bunların hepsini biraz sıvı hale gelmesini kolaylaştırmak için de bir tane soda. Normal su da koyabilirsiniz, fark etmez ama soda da güzel olur. Ekstra da mineral almış olursunuz. Biraz kıvamlı ve parçacıklı olmuş ama. Bilmeyenler varsa Casey Neistat, bu da Dan diye bir herif, Güney Afrikalı, bunun yanına geldi. Beraber çalışıyorlar, videoları bu da editliyor, bu da editliyor. Ortalık biraz karışık.